Seyhan, Göksu ve zaman tenehillerinin sularıyla bereket bulan, tarihin pek çok evresine tanıklık etmiş, türkülerin yakıldığı, destanların beşiği topraklar. Ülkemiz sahip olduğu iklimsel, jeolojik ve coğrafi özellikleriyle zaman zaman yüksek hasarlı, can ve mal kaybına yol açan taşkınlar ve heyelanlar gibi tabii afetler yaşamaktadır. 25 havzadan oluşan ülkemizde taşkınlar, küresel ısınmaya bağlı olarak giderek daha büyük sorunlar teşkil etmeye başlamıştır. Bu bağlamda Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından, taşkınlarla mücadele için havzalarda yer alan akarsuların problem yaşanan bölgelerinden ziyade, havza genelinde menba ve mansap bütünlüğü içerisinde değerlendirilen taşkın yönetim planları hazırlanmaya başlanmıştır. Seyhan Havzası da dahil olmak üzere 23 havzada taşkın yönetim planları hazırlanmıştır. 25 havzadan birisi olan Seyhan Havzası, 25.035 km² yüz ölçümüne sahiptir. Sınırları içerisinde Adana, Kayseri illerinin büyük bir bölümü, Niğde ilinin bir kısmı yer almaktadır. Havza sınırları içerisinde yer alan en önemli akarsuyu Seyhan Nehri'dir. Havzada irili ufaklı pek çok yan kol olmakla birlikte Göksu, Zaman Tığırmağı ve Çakıt suyu önem arz eder. Seyhan Barajı, Çatalan Barajı, Yedi Göze Barajı, Bahçelik Barajı, Köprü Barajı ve Menge Barajı bu nehirler üzerine inşa edilmiş önemli barajlarıdır. Ülkemizde taşkın afeti, depremlerden sonra en çok can ve mal kaybına sebep olan doğal afettir. Kayıtlara göre havzada 1956-2020 yılları arasında 41 adet taşkın yaşanmıştır. Yaşanmış olan taşkınlarda çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetmiş, büyük miktarda maddi zarar meydana gelmiş, pek çok tarım arazisi zarar görmüş ve küçükbaş hayvan kaybı kayıt altına alınmıştır. Seyhan Havzası'nda taşkınların riskini asgari düzeye indirmek amacıyla Seyhan Havzası Taşkın Yönetim Planı hazırlanmış olup, havzada taşkın öncesinde, taşkın esnasında ve taşkın sonrasında alınması gereken tedbirler belirlenmiştir. Bu sayede Seyhan Havzası'nda can kayıplarına sebep olan ve ekonomiye zarar veren taşkınların önlenmesi veya etkisinin azaltılması hedeflenmektedir. Seyhan Havzası Taşkın Yönetim Planı hazırlanması çalışmaları kapsamında taşkın riski altında olan alanlarda modelleme çalışmaları yapılarak taşkın yayılım alanlarını ve su derinliklerini gösteren taşkın su derinliği ve taşkın tehlike haritaları, taşkının etkileyebileceği nüfusun ve ekonomik zararın birlikte değerlendirilmesi sonucunda taşkın risk haritaları oluşturulmuştur. Belirlenen bu risklerin yönetilmesi için taşkın öncesinde, taşkın esnasında ve taşkın sonrasında alınması gereken tedbirleri, tedbirden sorumlu kurumları, tedbirin önceliğini ve uygulama zamanını içeren taşkın yönetim planı hazırlanmıştır. Taşkın yönetim planında suyun akışına engel olan ve taşkın suyunun yükselmesine sebep olan kesiti yetersiz köprü ve menfez gibi geçiş yapılarının rehabilite edilmesi, akarsu ıslığı çalışmalarının yapılması gibi yapısal tedbirlerle birlikte, halkın ve kamunun taşkın hususundaki farkındalıklarının artırılması amacıyla kamu spotu, afiş ve benzeri yöntemler gibi yapısal olmayan tedbirler belirlenmiştir. Havzada yapılan çalışmalar, Ulusal Su Bilgi Sistemi veri tabanında toplanmış olup, kamunun erişimine açılmıştır. Verilere, usbs.tarimorman.gov.tr adresindeki Ulusal Su Bilgi Sistemi'nden ulaşılabilmektedir. Bugünümüzün ve yarınlarımızın taşkınlarla yok olmasını önlemek için, üzerimize düşen görev bilinciyle, geleceğe yaşanabilir bir ülke bırakmak için çalışıyoruz. Unutulmamalıdır ki taşkın doğal bir olaydır. Onu afete çeviren insanlardır. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü.